bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyor. Siyasetin önde gelen isimlerin çağrısıyla başlayan Milli Anayasa Forumlarının 117.si Ankara'nın Polatlı ilçesinde toplandı. Bu forumların 117.si Polatlı'da olmaktadır. Polatlı'daki forumu Atatürkçü Düşünce Derneği Polatlı Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Hasan Ali Küren yönetti. Gerici bölücü anayasaya karşı büyük bir direnç ve fikir birliği yaratılmak istenmiştir. Bu fikri birliğin iki sözcükle birleşen ana düşüncesi Atatürk'te birleşmektir. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği forumda İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey, CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı İlker Yücel ve Yeni Çağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ sırasıyla söz aldı. CHP Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, AKP-PKK-ABD ortaklığının Cumhuriyeti yıkma girişimine dikkat çekti. Tayyip Erdoğan'ın amacı Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak, laik, demokratik cumhuriyeti yıkmak, başkanlık sistemini getirmek, aynı zamanda Büyük Ortadoğu projesi çerçevesinde de Türkiye'yi paramparça yapmak. Bu konuda da BDP ile işbirliği içindeler. Eğer biz Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun bu durumunu bilerek, AKP'nin ve BDP'nin neyi yapmak istediğini bilerek, burada alternatiflerimizi koymak adına, halka onları teşhir etmek adına, Türkiye'de neler oluyor, neler bitiyor, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda kapalı kapılar ardında neler yapmak istiyorlar, bunları halka teşhir etmek adına da biz oradaydık sevgili arkadaşlar. AKP'nin ve BDP'nin ve dolayısıyla da arka güçteki PKK'nın ve asıl olarak da büyük patron Amerika'nın neler yapmak istediğini bizim insanlara anlatmamız gerekiyordu. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda bulunmanın bölücü anayasa hazırlığı yapan AKP'ye meşruiyet kazandırdığını belirtti. CHP ve MHP'ye komisyondan çekilin çağrısı yaptı. Bu meclisin anayasa yapma meşruiyeti yoktur. Neden? Bu meclis AKP tahakkümü altındadır. AKP ise gayrimeşrudur. Biz söyleniyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek mahkemesi olan Anayasa Mahkemesi bunu mahkumiyet hükmünde açıklıyor. Cumhuriyet yıkıcısı, laiklik karşıtı eylemlerin odağı bir partinin tahakkümündeki meclisin anayasa yapma hak ve yetkisi yoktur. Ey Cumhuriyet Halk Partimiz, ey MHP'miz, anlayın, görün bunu dedik. Çekilin oradan, AKP ile PKK'yı baş başa bırakın, millet de görsün bunların ne yaptığını. Burada ben Türkiye'nin bütün milli güçlerine, kendisine Atatürkçüyüm, devrimciyim, yurtseverim, milliyetçiyim, ulusalcıyım, halkçıyım diyen bütün güçlere gelip bir milli merkezin oluşturulması ve Türkiye'nin bu mahpus talihini yenmek için mücadele etmeye çağırıyorum. Yeni Çağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, Soros'un solcularına, NATO'nun milliyetçilerine dikkat edelim dedi. Bir taraftan Soros'cu olacaksınız, bir taraftan solcu olacaksınız. Bu asla olmaz. Bir taraftan milliyetçiliğim diyeceksiniz, diğer taraftan NATO'cuyum diyeceksiniz. Asla olmaz. Bu tiplere dikkat edeceksiniz. Bunların hepsi fonlanıyor defterlerinize. Soros'un solcularıyla NATO'nun milliyetçilerini bir kaydedin. Günü geldiğinde onlardan hesap sorun. Forumda son sözü alan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı İlker Yücel, İskenderun'daki çuval eylemlerinden bahsederken büyük alkış aldı. Kalkınca onlar... Yücel, Türkiye diktatörlüğe gidiyorsa milli bir cephe oluşturmak bizim görevimiz dedi. Şu anda da Türkiye faşizme gidiyor. Faşizmle kapışacağız. Bunu mecliste görüyoruz. Sayın vekilleri o 4+4'te nasıl yapıyorlar? AKP demokrasisi işte o. İte kaka, ite kaka, saldıra saldıra kabul ettirme. Türkiye eğer bu diktatörlüğe gidiyorsa ona karşı bütün cepheyi birleştirmek bizim açımızdan çok çok önemli bir siyasi gündemdir.